Peki Azerbaycan'da durum nasıl? Şimdiki durağımız Bakü. Fatih Avanoslu'yla konuşacağız. Azerbaycan'daki son durumu dün aslında bize en yüksek ölüm sayısının gerçekleştiği gün olarak kaydedildi salgın dönemi boyunca. Bugün durum nasıl? Bugünkü tablo nedir? Senden alalım ayrıntıları. Evet, bugünkü rakamlar da açıklandı. Son 24 saatte yine 478 yeni vaka tespit edildi. 7 hasta hayatını kaybetti. 369 hasta ise iyileşti. Bu rakamlar bize ne anlatıyor? Son 4 günde 400'ün altına düşmüyor Azerbaycan'da vaka sayıları. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dün 491 vaka ile aslında bugüne kadar bir günde yaşanan en büyük vaka sayısı, en fazla artışı görmüştük. Bugün de 7 hasta hayatını kaybetti ve bir günde en fazla hayatını kaybeden ölümlü vaka sayısı olarak yine kayıtlara geçti. Yine sevindirici de bir gelişme var. Bir günde en fazla iyileşen hasta sayısı 369'la yine son 24 saatte gerçekleşti. Peki genel tablo ne oldu? Ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 13.207'ye yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da son 369 hastayla birlikte 7.168'e ulaştı. Ve tedavileri devam eden hasta sayısı da Azerbaycan'da 5.877 olarak dikkat çekiyor. Salgın dolayısıyla bu 7 ölümlü vaka ile birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 161 oldu Azerbaycan'da. Sayılar böyle, son 4 gün rakamlarına bakacak olursak dün 491'di, önceki gün 471'di ve bir önceki gün 438'di. Bu ne demek oluyor? Hatırlarsınız 10 gün önce 300'ün altına düşmüyor diyorduk. Artık 400'leri konuşuyoruz. 500 sınırına yaklaşmış durumdayız ve şu anda da 4 gündür 400'ün altına düşmüyor. Bu rakamlar bunu gösteriyor. 8 şehirde yine sokağa çıkma yasağı devam ediyor ve aynı şekilde 1 Ağustos'a kadar da sınırların kapalı olacağı ve uluslararası uçuşlarında yapılmayacağını ifade edelim. Öte yandan dün Azerbaycan gündeminde yine bizi de ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hatırlayacaksınız daha önce savunma uzmanları Coşkun Başbuğ olsun, Yusuf Alabar'da olsun hep Azerbaycan'ın özellikle Dağlık Karabağ Muharebesi'nde ve o sorunda Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'larının önemli faktör olacağı ifade ediliyordu. İlk kez resmi bir açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Azerbaycan'da bir ulusal kanalı açıklamalarda bulundu. Orada gazeteci arkadaşımız direkt sordu Sayın Bakan'a ve bu Türkiye'nin özgün yapıtlarıyla, milli üretim araç gereçleriyle ilginiz var mı diye sordu ve Zakir Hasanov da ilk kez resmi bir ağızdan çok net ifadeler kullandı. Türkiye'nin bu özgün yapıtlarına ilgilerini yalanlamadı ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dilerseniz bununla ilgili bir haber hazırladık. Şimdi o gelsin ekranlarınıza. Yerli ve milli olarak üretilen insansız hava araçları Türk Milli Savunma Sanayi'nin en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Dünyada birçok ülke bu araçları mercek altına almış durumda. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da hava araçlarıyla yakından ilgileniyor. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ulusal bir televizyon kanalına verdiği mülakatta bu ilgiyi dile getirdi. Bu yakınlarda Türkiye'nin pilotsuz uçuş aparatları Libya ve Suriye'de öz semereliğini gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu aparatları almak niyeti var mı? Bu istikamette işler gedir, artık neticeler de var. Türkiye dost ve müttefik birçok ülkeyle askeri anlaşmalar yapıyor. Azerbaycan'a da askeri alanda finansal yardım sağlıyor. Bakan Hasanov, Azerbaycan Milli Meclisi'nin bu konudaki anlaşmayı onayladığını bildirdi. Bundan kabak bizim Milli Meclis...